bilinçaltı kodlamasının hayatımıza olan etkisi nedir? Konumuz bu. Bilinçaltımız, şuuraltı, hatta Osmanlı'da kullanılan tahta şuur, bilgisayar programı gibi programlanıyor, kodlanıyor. Peki ne zaman başlıyor bu program? Ta anne karnındayken başlıyor. Yani sen annenin karnındayken anne ve babanın konuşmalarını duyuyorsun ve senin bilinçaltına bunlar kayıt oluyor. Ve sen dünyaya ilk geldiğinde seni karşılayan ebenin söylediği cümleler sonra annenin söylediği cümleler ile programlanıyor. Hemen tanıştığın baban ne söyledi sana? Hangi cümleleri daha çok kullandı? O şekilde programlanıyorsun sen. Ve 18 yaşına kadar çevrendeki insanların söylediği hangi cümleler varsa onlarla programlanıyorsun. İstatistiklere göre 144 bin negatif kelime ile 18 yaşına kadar negatif kodlanıyorsun, programlanıyorsun. Yani hipnoz kelimeleri ile telkinleniyor ve senin kişiliğin, karakterin, bilgisayar programın oluşuyor. Örneğin bir tane koddan, bir tane programdan bahsedeyim. Sen küçükken parmağını yaraladın ve ağlamaya başladın. Ve annen, eğer sen erkeksen, erkekler ağlamaz diye sana bir program yüklüyor. Yani şöyle düşün, bu cümleyle senin annen, senin etrafına bir duvar örüyor. Yani bir kat taş diziyor, öyle düşün. Sonra, aradan biraz zaman geçiyor, 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse. Bu sefer aynı cümleyi babadan da duyuyorsun, o da aynısını söylüyor. Erkekler ağlamaz diye programlıyor seni. Bu sefer taş üstüne bir kat daha taş geliyor. Yani duvar örülmeye başlandı. Sonra amcan sana aynısını söylüyor. Erkekler ağlamaz diyor belki bir sene sonra. Sonra 7 yaşına geldin. Yine orada bir durum oldu. Sıkıntı yaşadın, ağlamaya başladın. Öğretmenin de aynı cümleyi söylüyor. Erkekler ağlamaz diyor. Ve her seferinde, her programda duvar yükselmeye başlıyor. Senin etrafında, senin boyuna artık geliyor o duvar. Ve o duvarı aşmak, yani programlandıktan sonra o duvarı aşmak zor gelebiliyor genellikle insanların zorlandığı konu oluyor. Yani 18 yaşına kadar erkekler ağlamaz diye programlanan bir erkek çocuğu devamlı duygularını bastırıyor, ağlamamak için kendini frenliyor. Ve duygularını bastırdığından dolayı da bu sefer başka yerde sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Senin bilinçaltın kodlandı, programlandı ve 18 yaşına kadar duvarlar örüldü. Sadece bir konuda örneğin bu şekilde programlandın. Sadece bu mu? Hayır. Senin baban bir yerde işçiyse veya memursa kendi düşüncelerini sana sürekli yüklemeye çalışıyor. Örneğin işçiler kardeş, patronlar kalleş diye eğer seni yetiştirdiyse o zaman sen ne yapıyorsun? Tamam iyi güzel, işçilik çok güzel, kardeş olacağız. İşçilik dürüstlüktür, asaletli bir iş, başkasının emrinde çalışmak veya memur olmak çok güzel bir iş. Çünkü kardeş olacağız, patron olursak kalleş oluruz, kötü oluruz veya zengin olanlar zaten haramla para kazanıyorlar, zaten hırsızlık yapıyorlar, arsızlık yapıyorlar, dolandırıcılıkla para kazanıyorlar diye yetiştirildiğin için baban tarafından veya amcan tarafından veya dayın tarafından veya annen tarafından bir türlü para biriktiremiyorsun, bir türlü bereketin yok cebinde. Çünkü zengin olursan kötü insan olacaksın diye programladılar seni. Bunun gibi size binlerce örnek anlatabilirim. Yani senin eğer bilinçaltın kodlandıysa bir şeye, yani aile huzursuzluğu yaşıyorsan acaba annen veya baban evlilikle alakalı hangi cümleleri sık sık kullandılar? O tarafa da bakıp nasıl programlandığını anlaman gerekiyor. Seni nasıl programladılar ki ailede
huzurun yok. Çevrendeki insanlar seni nasıl programladı ki cebinde bir türlü para birikmiyor, bir türlü bereketin yok. Seni nasıl programladılar ki sürekli miden ağrıyor? Seni nasıl programladılar ki sürekli etrafındaki, çevrendeki kötü insanları üzerine çekiyorsun? Seni nasıl programladılar ki hızlı yaşlanıyorsun? Seni nasıl programladılar ki önünü göremiyorsun, daralıyorsun, iç sıkıntıları yaşıyorsun, göğüs kafesin daralıyor? Seni nasıl programladılar ki arzu ettiğin, istediğin hedefe bir türlü ilerleyemiyorsun? Dolayısıyla şu anki sen ta dünyaya gelmeden 9 ay 10 gün önce anne ve babanın başlattığı iyi niyet veya kötü niyet ile başladığı programdan oluşuyorsun. Yani bu zamana kadar seni nasıl kodladılar çevrendeki insanlar, ondan oluşuyorsun. Bununla beraber şu anki sen, seyrettiğin diziler, seyrettiğin haberler, konuştuğun çevrendeki insanların sana yüklediği programlardan oluşuyorsun. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Koy beyaz tayın yanına, ya huyundan ya suyundan demiş atalarımız. Söyle bana arkadaşını, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani hangi konularda nasıl programlandın? İşte doğru soru bu. Peki çözümler. Şu anda bir şeyler yaşıyorsun, bir sıkıntılar yaşıyorsun. Aile konusu olabilir, meslek konusu olabilir, sağlık konusu olabilir, finans konusu olabilir, kendi kişiliğinle olan sorunlar olabilir. Bunların asıl sebebi nedir? Bunu bulmak çözüm. Yani kaynağı nedir? Nereden geliyor? Dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Acaba senin deden ne söyledi? Veya annen, baban, ablan veya abin seni nasıl programladı? Veya öğretmenin veya çevrendeki insanlar seni nasıl programladı? İşte onu bulman lazım. Onu belki tek başına bulamazsın. Çünkü senin bakış açınla dışarıdaki bir insanın senin hayatına bakış açısı devamlı farklıdır. Çünkü dışarıdan bakıyor olaya, tarafsız bakıyor olaya. Kendi başına çözmekte zorlanabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'da Avrupa'daki vatandaşlarımızın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, onların bunları nasıl değiştireceğini, kendi kabuklarını nasıl kıracaklarını, şu anda yaşadığı sıkıntıların asıl sebeplerinin ne olduğunu onlara adım adım gösteriyoruz. Ve bu şekilde arzu ettiği hedefe, arzu ettiği huzura, arzu ettiği başarıya sevdikleriyle beraber birlikte ulaşabiliyorlar. Eğer sen de başarıya ve huzura karar verdiysen, tek başına yapamayacağını biliyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken tek şey videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup gönderme. Ve bu videoyu da sevdiğin arkadaşlara ve dostlara gönder, onlar da faydalansın. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.